Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan duyduğu mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşadığımız demokrasi şöleninin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmış, güçlü işbirliği irademizi buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Biz de bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu ve teknik heyetlerimizle birlikte Kuzey Kıbrıs'tayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştireceğimiz 2 günlük ziyaret kapsamında adaya iner inmez Ercan Havalimanı yeni terminal binasını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Hem KKTC'den ilgili yetkililer hem de yüklenici firmadan ilerleme sürecini tüm detaylarıyla dinleme imkanı bulmuş olduk. Değerli arkadaşlar, yeni terminal binası sadece bir havalimanı olmanın ötesinde Kuzey Kıbrıs'ta turizmin, istihdamın, yatırımın canlanmasında bir cazibe merkezi olacaktır. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni terminal binasının Kıbrıs Türk'üne en hızlı şekilde kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. Her tip ve büyüklükte uçağın inebileceği çift pistli yeni Ercan Havalimanı geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapabilecek. Biliyorsunuz birinci pistimiz tamamlandı, ikinci pistimiz de tamamlanacak. 2755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3100 metrelik yeni pistiyle her model yolcu uçağının kullanımına müsait uzunluğa da sahip olmuş olacak bu havalimanımız. Mevcut Ercan Havalimanı 20.000 metrekare iken Ercan Havalimanı yeni terminali mevcudun aşağı yukarı 6 katı büyüklüğünde inşa edilmiş durumdadır. Yeni Ercan Havalimanı'nda 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcuttur. Yıllık yaklaşık 5 milyon yolcu ağırlayan mevcut havalimanı yeni binasıyla 10 milyon, hatta müteahhit firmanın bana ifadesiyle 15 milyona kadar çıkabilecek bir kapasiteyle yolcuları burada ağırlama imkanına kavuşmuş olacaktır. Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanının en kısa zamanda Kıbrıs Türk'üne kazandırılacağına inanıyorum. Çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvim çerçevesinde yeni terminal binası ve pisti 20 Temmuz'a kadar hazır olacak şekilde yetiştireceğiz inşallah. Az önce içeride geniş bir teknik çalışma yaptık. Sağ olsunlar Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, her iki ülkeden değerli teknik kadrolarla birlikte geniş bir değerlendirme yaptık. Tek tek maddeler üzerinden geçtik. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, denizi geçmiş durumdayız, derede boğulmayız inşallah. Bazı küçük eksikler var, atılması gereken adımlar var. Onları da hep birlikte planladık ve ben doğrusu ciddi bir sorun görmüyorum. Genel resme baktığımız zaman o eksikleri de hızla tamamlayıp 20 Temmuz'a bu terminal binasını açacağız inşallah. Ben de az önce gezme imkanı buldum. Gerçekten etkilendim. Çok güzel bir eser. Kıbrıs'ımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya açılan bir yüzü. Çok önemli bir vitrini olacak inşallah. Sadece yolcu ağırlamakla kalmayacak. Yatırım ortamının iyileşmesinde yine çok çeşitli farklı ihtiyaçlar için kullanılabilecek çok büyük bir altyapı, büyük bir eser. Çevre yolları dahil büyük yatırımlar tamamlanmış durumda. Kalan eksiklerin de kısa sürede tamamlanacağına inanıyorum. Tabii bu tür eserler gelişime açık eserlerdir. Bir yerden başlarsınız, uçuşlar başlar. Daha sonra kapasiteyi genişletmeye dönük, hizmet kalitesini arttırmaya dönük yeni yeni üniteler, yeni yeni yatırımlarla yola devam edersiniz. Fakat şunu ifade etmek zorundayım.
bir tek gün bile gecikmesi bu eserin gerçekten yazık ve bir maliyet. Dolayısıyla en hızlı sürede açılması hepimizin ortak kanaati ve hepimiz bu konuda gerekli adımları atacağız. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretimiz kapsamında Kıbrıs Türkü'nün kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya kavuşması ve KKTC'nin kalkınması için yürüttüğümüz tüm işbirliği projelerini de ele alacağız. Burası sadece bir proje. Az sonra Sayın Büyükelçimiz ve ilgili kurumlarımızla çalışmaları teker teker masaya yatıracağız. Şunu da ifade edeyim. Yeni kurulan hükümetimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk kabine toplantısında imzaladığı ilk protokol Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve mali işbirliği protokolü oldu. Biliyorsunuz 9,5 milyar Türk lirası hacmi olan, altında çok sayıda projeyi, faaliyeti kapsayan geniş kapsamlı bir protokol. Huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı sunuyorum. İlk imzaladığı protokol bu oldu ve ilk seyahatini de buraya gerçekleştirdi. Bu kendisinin ilişkilerimize verdiği önemi, Kıbrıs davasına verdiği önemi gösteren en açık işaretlerden bir tanesi. Değerli arkadaşlar, yarın bugünkü çalışmalarımızı bitirdikten sonra yarın Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre ve KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Sonrasında yapımına devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi inşaat alanına giderek yapılan çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Akabinde yine Ercan Havalimanı ve denizaltı kablo bağlantısı ve ENSO-E projesine yönelik ön değerlendirme toplantısını KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcıoğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu projede çok çok önemli, çok çok kıymetli bir proje. Daha önce deniz altından su projemizi uygulamıştık biliyorsunuz. Onun sonuçlarını şu anda hep birlikte görüyoruz. Sayın Başbakan bana az önce bir bilgi verdi. Sadece 3 köye ulaşamamış durumdayız. Onlara da yakında ulaşılacak. İçme suyu anlamında, sulama anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Güzelyurt bölgesinde başladı herhalde sulamalar. Meselya Ovası ile ilgili yine önümüzdeki dönem bu çalışmaları sürdüreceğiz. Su çok çok kıymetli ama en az su kadar elektrik de çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde bu Türkiye'den kablo bağlantısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne elektriği ulaştırma meselesi de en öncelikli meselelerimizden biri olacaktır. Bu projenin hayata geçmesiyle daha büyük ölçekli, ölçek ekonomisi diyoruz. Bu ölçek ekonomilerinden maliyetleri düşürmemiz ve halkımızın refahına daha fazla katkıda bulunmamız da mümkün olacak inşallah. Değerli arkadaşlar, bu projeyi detaylı inceledikten sonra KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi kapsamında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu bağlantı noktasını ziyaret ederek programımızı tamamlayacağız. Çok yoğun bir programımız olacak. Arkadaşlarımız bana şikayet ettiler ya, biraz boşluk bıraksaydınız da biraz gezseydik dediler ama bugün o gün değil. Bir dahaki gelişte bir miktar yaparız inşallah. Şimdi işimiz var. Bu projeleri hepsini yerinde inceleyeceğiz. Çeşitli görüşmeler yapacağız. Sivil toplumdan, iş dünyasından arkadaşlarımızla, meclisten arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Ben özel sektörü de çok önemsiyorum. Geçmişte 7 yıldan fazla Kalkınma Bakanlığı yaptım Türkiye Cumhuriyeti'nde. Dolayısıyla bu kalkınma konularına çok ciddi bir aşinalığım var. İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki meslek kuruluşlarıyla, sivil toplumla, sendikalarla, iş dünyasıyla istişareler halinde burada özel sektör yatırımlarını geliştirme noktasında da bazı çalışmalar yapacağız. Türk özel sektörüyle Kıbrıs Türkü'nün özel sektörünün birlikte yapacağı çalışmalara özellikle bakacağız. Öncelikli mukayeseli avantajlar olan alanlarda
nasıl yeni yatırımlara öncülük yapabiliriz? Buradaki refahı nasıl arttırırız? Ona da bakacağız. Çünkü kalkınmanın iki kanadı var tabiri caizse. Biri kamu kanadı, diğeri de özel sektör kanadı. İkisini birden ele aldığınızda topyekun bir kalkınmayı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu konuda da bazı çalışmalarımız önümüzdeki dönemde olacak. Onu da belirtmek isterim. Tabii yol projeleri demişken Ulaştırma Bakanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Abdülkadir Bey, hakikaten bu havalimanının açılması noktasında bütün kurumlarıyla, teknik kapasitesiyle, tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki teknik arkadaşlarımızla çok güzel bir ortak çalışma sergiliyorlar. Her iki bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Geçmişte yollara da çok ciddi yatırımlar yapıldı. Devam eden projelerimiz var. Hep söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yol medeniyettir. Yol yoksa birçok şey yapılamıyor. Ben de eski bir planlamacı olarak hep şunu söylüyorum. Ulaştırma sektörü bütün sektörlerden etkilenen, bütün sektörleri etkileyen kritik, stratejik bir sektördür. İşte böyle havalimanlarıyla, yollarla, başka kanallarla ulaşıma yaptığımız yatırım bu toplumun geleceğine yaptığımız yatırımdır. O açıdan emeği geçen herkese ben tekrar şükranlarımı sunuyorum. Toplumun her kesimine dönük çalışmalarımız olacak ve bu ziyaretimizden sonra da başka ziyaretlerle farklı projeleri daha detaylı çalışma şansımız olacak. Bu vesileyle tabii Sayın Büyükelçimize de ben hayırlı olsun diyorum. İlk burada Türkiye'de görüştük ama burada ilk görüşmemiz. Çok kıymetli bir büyükelçimiz de var. Hem hukukçu hem de burada gördüğüm kadarıyla artık planlamacı olmuş durumda. Projelere çok detaylı bir şekilde hakimiyetini gördüm. Kendisini de ekibini de tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde farklı vesilelerle geleceğiz inşallah. Türkiye'de de tabii ki değerli meslektaşlarımızı, teknik kadroları ağırlamaktan her zaman onur duyarız. Hep birlikte Türkiye 100 yılı için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 100 yılı için, ortak geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.